Matrix, insanlığın gerçeklik algısını sorgulayan bir distopyada geçen bilim kurgu ve aksiyon türündeki efsanevi bir film serisidir. İnsanlar, makinalara karşı kaybedilen savaş sonucunda bir makinanın hakimiyeti altına girerler. Ancak bazı insanlar gerçek dünyaya karşı mücadele etmek için seçilmiş kahramanlardır. Ana karakterler Neo, Morpheus ve Trinity insanlığın özgürlüğü için savaşan liderlerdir. Film boyunca Neo karakteri Matrix içinde gerçek ile sahte arasındaki farkı görebilen bir lidere dönüşmektedir. Matrix film serisi, aksiyon sahneleri ve felsefi temalarıyla izleyicileri etkileyerek modern sinema tarihinde iz bırakan yapımlar arasına girmiştir. Şimdi sırada sizler için hazırladığımız Matrix film serileri hakkında 15 ilginç bilgi. Morpheus, Neo'ya mavi hapı veya kırmızı hapı seçmesini teklif ettiğinde mavi hap sol elinde, kırmızı hap ise sağ elindedir. Ancak kamera Morpheus'un yüzüne çok yakından odaklandığında güneş gözlüklerinin haplarla dolu ellerini bir ayna gibi yansıtması, sağ ve sola yer değiştirmesi gerçekliğin aldatıcı olabileceğini ve sol ve sağ gibi algıların değişebileceğini simgeliyor. Neo eğitimi sırasında Morpheus'a "Ne diyorsun, kurşunlardan kaçabilir miyim?" diye sorar. Morpheus şöyle yanıt verir. "Hayır Neo, demek istediğim şu ki hazır olduğunda buna gerek kalmayacak." Sonunda Neo bir olur ve tek bir hareketle kurşunları durdurur. Yapım tasarımcısı pencere camından aşağı doğru akan yağmur damlaları ve karısının Japonca yemek kitaplarındaki harfleri tersine çevirerek Matrix filminin meşhur yeşil ekrandaki kodlu yazılarını ortaya çıkarmıştır. Serinin ana karakteri olan Neo'nun ismi Yunanca'daki yeni kelimesinden türetilmiştir. Karakterin seçilmiş kişi olarak yeni bir dünyaya girişini temsil etmektedir. Ayrıca Morpheus'un adı da Yunan mitolojisinde rüya tanrısı anlamına gelir ve karakterin gerçeklikle ilgili felsefi arayışını yansıtır. The Matrix filmi 1990'ların başında geliştirilme aşamasındayken Lana ve Lily Wachowski'nin Neo rolü için ilk tercihi Brandon Lee olmuştur. Ancak Lee, 1994 yapımı The Grove setinde trajik bir şekilde hayatını kaybetmiştir. Yönetmen koltuğunda oturan Wachowski kardeşler, oyuncu kadrosundan filmin felsefesini tam olarak anlamalarını istemiştir. Bu sebeple başta Keanu Reeves olmak üzere başroldeki oyunculardan Simulacrlar ve Simülasyon, Out of Control ve Evolutionary Psychology isimli kitapları çekimlerden önce okumalarını istemişlerdir. Keanu Reeves, Neo'nun bir kapsülde uyandığı sahneye hazırlanmak için 15 kilo verdi ve Neo'ya zayıf bir görünüm kazandırmak için tüm vücudunu tıraş etmiştir. Carrie Ann Moss, filmin vizyona girmesinden sonra güneş gözlüğü takarak dışarı çıkamadığını söyledi. Moss, gözlüklerle anında tanınıyordu. Filmin sonunda Neo'nun Agent Smith'le tek eliyle dövüşürken kendini savunmak için kullandığı hareketler, Miyagi'nin The Karate Kid'de Daniel'a öğrettiği hareketlerin aynısıdır. Neo'nun metrodaki kavgadan sonra gitmesi söylenen otel ve oda numarası, filmin başında Trinity'nin polisi beklediği otel ve oda numarasıyla aynıdır. Filmdeki insan direnişçilerinin merkezi olan Zion adlı yeraltı şehri, İbrani mitolojisinin cenneti olan Zion kelimesinden gelmektedir. Bu seçim, insanların son umutlarını temsil etmek için bilinçli olarak yapılmıştır. Neo karakteri için Will Smith, Nicolas Cage, Brad Pitt ve Val Kilmer'a teklif götürülmüş ancak hepsi reddetmiştir. Daha sonra yönetmen Wachowski aynı teklifi Johnny Depp'e götürmüş fakat bu sefer de Warner Bros. Kendisini istememiştir. Çekimlerden önce ana kadrodaki oyuncular 4 ay boyunca dövüş sanatları uzmanlarıyla koreografi çalıştı. Başlangıçta bunun sadece birkaç hafta süreceğini düşünmüşlerdi. Russell Crowe Morpheus rolünü reddetmiş ve bunu şu sözlerle açıklamıştır. "Anlayamadım, 42. sayfaya geçemedim. O dünya benim için ilginç değildi." Carrie Ann Moss, aksiyon sahnelerinden birinin çekiminde bileğini burktu. Fakat filmin kadrosundan çıkarılmamak için çekimler bitene kadar kimseye söylememeye karar vermiştir. Matrix filmleriyle ilgili sizlerin de dikkatini çeken ve ilginç olduğunu düşündüğünüz detaylar varsa yorumlarda paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Takipte kalın.